Herkese merhabalar, Denegelilere kanalına hoş geldiniz gençler. Bugün Mersin'deyiz. Daha doğrusu gezi turumuzun Mersin'e geldik. Nasıl konuşulur burayı? Bazı zamanlar benim Türkçe yetmiyor. Vlog serimizin bu sefer Mersin'e geldiniz. Herkes şimdi gider Mersin'e, biz gideriz tersine. olur. Olur, gelir. Olur. Şimdi nereye gireceğiz ilk olarak? Şimdi Astım Mağarası düşünüyoruz. Evet, orada. Ama öncelikle şu arkayı bir göstermek istiyorum. Mersin'in güzel olduğunu kanıtı yani. Bayağı güzel yani. Şu Mersin. Karşı taraf Kıbrıs. Zamanında oradan da buraya bakmıştım. Şimdi buradan oraya bakıyorum. Öyle. Neyse, ilk olarak Astım Mağarası'na bir girelim. İyi seyirler. Evet. Böyle bir girişi var. Giriş. Evet, aşağısı bayağı kötü. Buradan dikkatli inmeniz lazım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burası hem gidiş hem dönüş. Karşıdan biri geldiği zaman bayağı sıkışıyoruz. Astım Mağarası demelerinin sebebi astım mı oluyor buradaki insanlar? Girince astım mı oluyor yani? Ya da astımına mı iyi geliyor acaba? Bunu araştırmak lazım. Evet, bunun bir bilgisine bakalım. Neden astım? Aga şu merdiven. O biraz serinledi. Soldan geliyor. Böyle kaydın mı? Dikkat et. Benim bildiğim bilgilere göre bu kayaçlar damla sistemiyle oluşuyor. Evet, sarkıç işte onlar ya. Sarkıçlar düşüyor. Hani şunları görüyorsunuz ya. Bunlar damla sistemiyle oluşuyor hep. Oradaki toprak damlaya damlaya şu şekli oluşturuyor. Aynı kumsaldaki kum böyle damlar ya. Hani ıslak kum. Aynı o stilde. Bunlar da öyle oluşuyor. Teorik bilgi de bu. Bir dakika. Nemli mi? Bayağı bak. Bak, görüyor musun? Parlıyor mu? Evet. Evet, aslında burayı daha yani daha güzel bir ışıklandırmayla daha çok daha hoş bir yere getirebilirlermiş ya. Işıklandırma yani, eksikliği var bence burada. Yanıp sönüyor işte. Korku efekti veriyor. Var mı orada? İniş var ya. Sizin için her yere giriyorum. Korkma lan. Ben yanında yürüyorum. Baba yapamam. Yaparsın o. Yanında hep 2,5 metre var onun önünde. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Burada eğer boyunuz uzunsa dikkat edin. Her geçişte yani çokça eğilmeniz lazım. Başınızı vurursanız büyük sıkıntılar olabilir. Hadi, bizim yanımızda paramedik var. Bize bir şey olmaz da. Eyvallah. Evet, çıkıyoruz artık. Astım Mağarası bu şekildeydi. Gözü amayın. Evet, şimdi neredeyiz? Neredeyiz abi? Cennet, cehennem. Obruk Mağarası artık biz de bilmiyoruz ama cennet, cehennem. Obruk diye geçiyor. Bak, burası yukarı çıktığımız cehennem obruk. Evet. Konkey. Mustafa'nın mı ya? İlçemizde var ya. Yes, I don't want. Orası da şeye galiba. Önce yukarı çıkılıyormuş. Yok, evet. Burayı gezerken önce cennet mağarası soldaymış. Cehennem sağda. Evet. Tam yani, tersi olması gerekiyor. Hani sol. Garip. Cehennem İslam'a aşağıda göre olur normalde. Ya da evet. Ama cehennemi yukarı yapmışlar. Cennet aşağıda. Belki çok, de öyle. Çok büyük hata yaptık. Çünkü Astım Mağarası'na giderken çapka gözlük girdik. Buraya giderken. Evet, yukarı geldik. Oo. Şöyle gösterelim. This is hell. This is hell. Baksana şuraya. Wow. Oo. Aa, cam platform, gel. Evet. Oğlum, burada cam da. Cam platform var, çok tehlikeli. Oynuyor lan. Bu ne oğlum? Dur Emre, sakin. Bu oynuyor. Oo. Abi, bu ne ya? Abi, görüntüye bakar mısınız? O aç mı onunla? Evet. Fotoğraf da çek. Thank you.
Evet, burası, burası neydi? Cehennem burası mi? Cehennem. Burası cehennem. Nasıldı? This is hell. Burası nasıldı? Biraz korkutucu o cam şey, platform. Ama çok güzel bir görüntüsü var bence. Şimdi cennete gidiyoruz. Şey gibi böyle. İnşallah da cennet neydi? Cennet obru. Cennet obru. Böyle şey sanki böyle hani cam falan su içine böyle orman yerleştiriyorlar ya böyle ufak. Aha. Onun gibi bir şeydi böyle orası. Bence. Güzel. Mersin güzel. Mersin çok güzel yermiş ya. Buradan da bu arada Umut abiye selamlar yolluyorum. O izler beni. Mersin Umut. Arat. Selam olsun. Evet, cennet obruna geldik. İnişler merdivenle olacakmış. Zaten burada da kalp tansiyon hastalarının için önerilmediği yazıyor. Bizim yanımızda ATD var. Burada söylemişler. Dönüşte de şu şeyi kullanacağız, asansörü kullanacağız. Evet Emre, bir teknik bilgi veriyordun orada. En derin noktası 135 metre, ağız genişliği ise 200 metreye kadar ulaşabilmekte. Niye? Tamam, süper bir bilgi. Gidelim. 450 basamak mı incesiniz? Hadi. Yani 450. 4. 3. 4. Sayacak mısın? Niye saymayalım? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16. A few moments later. Evet, kaç merdiven oldu Kaan? 187. Ama edindiğim bilgilere göre buradan aşağı ne yapıyorsun oğlum? Evet, biraz yorulduk. 187 merdivenden sonra. Kapat bu. Tükürdü yere. Doğal olsun dedi. Evet, 187 merdiven indik. Biraz yorulduk. Burası da dinlenme alanı gibi bir yer. Cennet obruna gidiyoruz ama cehennemi yaşıyorsun inene kadar. Az öyle yani. Demek ki bu da hani dünyada yaşıyoruz günah işlememe gibi. Ama evet, cennete ulaşmak daha kolay. Hani üşenenler için. Aynen. Evet, cennete gitmek için bir şeyler ödemen lazım. Aynen. O kafa. Aynen. Bedel yazdırıyor. Şu an buradan aşağısında bir kilise varmış. Öyle bir şey duydum. Evet. O kiliseden de aşağı iniyormuşsun. Anca 450 basamak oluyor. Ben 187 saydım şu ana kadar. Daha var yani. Ki bak 187 nereye tekabül ediyor? Bu bayağı derin. Yani. Bayağı. Evet, aşağı indik. 287. Orada 187 demek 100 merdiven var. Oradan buraya. 287 orada. Bura mı kilise? Ha, aşağı iniyor bak. Meryem Anne Kilisesi. 1850 yıllarında cami olarak da kullanılmış ama ilk olarak tarih zeritörüne geçmesi 1905 yılında Gertrude Bell tarafından sağlanmış Meryem Ana Kilisesi diye geçiyor. Üstü açık bir kilise. Yani orijinali bu şekilde yapılmış. Aynı zamanda bir adet keşiş odası da bulunmakta. Hadi gel, içine girmeyi deneyelim. Hadi. İçeri giriş yok galiba ama. Var mı? Şimdi şu güzelliği göster. Tamam mı? Tamam, çekim de kadar. Tamam mı? Şu güzelliği göster. Sonra bizim Türk insanlığını göster. Bak buraya Atakan yazıyor. Bak. Bu kadar saygı. Kurtayım ben Allah'ım. Buna bak be. Evet. Burada ne var? Burasını biz Emre'yle şey dedik. Günah çıkarma odası. Hatta cosplay yapalım bir tane. Günah çıkarma. Evet. Hemen o zaman girsin cosplay'imiz. Cennetten bahçe sıralarımız mazur geldik. O gelecek hafta pazartesi gelecek. Sen numaranı bırak ben arayayım. Evet. Belli bir miktar merdiven çıktıktan sonra asansörle yukarı çıkarıyorlar. Şimdi Anamur Kalesi'ne gidiyoruz. Başka bir ismi daha varmış. Mamure mi? Öyle bir şeymiş ama Anamur Kalesi diye de geçiyor. O zaman orada görüşürüz. Evet.
Kale kapalıymış, yetişemedik. Biraz üzücü bir durum oldu. 7'de kapanıyormuş. Başaramadık abi. Neyse, yine de biz fotoğraflarını koyarız buraya, yani ondan önce. Bugün neredeyiz? Bugün tostçudayız. Mersin'de, Anamur'da, benzinliğin içinde. Hem de kapalı bir tostçudayız. Tostçuda bile yüzümüz gülmedi bugün. Öyle oldu, olsun. Siz yine de tekrar her videoda söylediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Çok kolay. Hemen şurada, şöyle aşağı tarafta abone ol. Şu tarafta da şöyle bir işaret var. Ona basıyoruz. Bitiyor. Bu kadar yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Yok herhalde. Tamam, kapattık.